dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu. En büyük kuş bir yumurtada gizliydi. Tohumda ve fidan çeşitlerinde yurt dışına bağımlı ve mecbur olduğumuz dönemlerin sonunu getirecek girişimler yaşanıyor Adana'da. Ömrünü tarıma, özellikle de fidancılığa adayan Doktor Emine Tanrıver bir hayal kuruyor ve bunu gerçekleştirme yolunda ciddi mesafeler kat ediyor. Biz hep ülke olarak veya ben tarımın içerisinde meyveci bir insan olarak yıllarca hep böyle hala da işte yurt dışındaki ıslahçıların kapılarına gidip bize şu çeşidinizi Türkiye üretimini verir misiniz, bunu verebilir misiniz dolaşıyoruz. Benim en büyük hayalim şu, bu konuda da çok ciddi anlamda ilerlediğimizi düşünüyorum. Onlar artık buraya gelecekler ve bizden çeşitlerimizin, anaçlarımızın üretim hakkını istemeye başlayacaklar. İşini aşkla yapması, Doktor Emine Tanrıver'in başarısının da anahtarı oluyor. Çok isteyerek Ziraat Fakültesi'ne girdim ve çok mutlu bir şekilde bitirdim. Daha sonrasında tamamıyla kendim, tabii birçok alanı var Ziraat Mühendisliği'nin. Ben tamamıyla meyvecilik alanında kendimi geliştirdim. Belli bir süre üniversitede devam ettim, doktoramı yaptım. Doktoramı yaparken de tamamıyla sert çekirdeklilerde uzmanlaştım. Doktora çalışmalarım zaten meyve ıslahı üzerineydi. O yüzden ıslah benim artık ana temel konum oldu. Özel sektörde meyve ıslahı yapan tek kuruluşuz diyebilirim. Şu an kendimize ait yaklaşık 22-23 tane çeşidimiz var, tescillenmiş olan, koruma altında olan. Ziraat mühendisleri Gürsel Tanrıver ile Emine Tanrıver, tecrübe ve birikimlerini 90'lı yıllarda kurulup Türkiye'nin ilk özel sektör meyvecilik araştırma merkezi olan Beta Fidancılık ve Sulama Çatısı altında birleştiriyor. İnşallah gelecek yıl 25. yılını kutlayacak. 1992 yılında ilk damla sulamayla beraber başladı sektöre. Sulama sektöründe hala yoğun, yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi projeler yapan bir firmayız. Emine Hanım'ın geçmişteki tecrübeleri ıslah olduğu için ıslahla hayali vardı. Islah, yeni çeşitler elde etmek, yerli, kendi ismimizle, kendi kanımızla, canımızla ürettiğimiz kendi çeşitlerimiz olan cemreleri, tanları, buna benzer bir ton ardaları yapmayı başardık. O ve onun ekibiyle beraber başardık bunu. Yıllık 3 milyon anaç, 600 bin dolayında da fidan üretimi gerçekleştirilen işletmede yıllık 10 ila 15 bin adet melezleme yapılıyor. Doku Kültür Laboratuvarı 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması ortam hazırlığı odamızdır. Besi ortamlarımızı ortam hazırlığı odamızda hazırlıyoruz. Kullandığımız agar ortamları, besin ortamlarını hazırladığımız oda birinci aşamasıdır. İkinci odası transfer aşamasıdır. Orası da burada görmekte olduğunuz oda. Burada bitkilerimizin transferini gerçekleştiriyoruz. Üçüncü aşaması ise bitki iklimlendirme odasıdır. Tamamen kontrollü koşullarda bitkilerimizi büyüttüğümüz iklimlendirme odamız mevcuttur. Bir doku kültür laboratuvarı 3 aşamadan bu şekilde oluşmaktadır. Laboratuvar aşamasından üreticiye ulaşana dek fidanlar steril koşullarda, hastalıklardan ve zararlılardan ari şekilde saksıda yetiştiriliyor. Emine Tanrıver, fark yaratmalarında en önemli etkenin Ar-Ge olduğunu söylüyor. Çok kuvvetli bir Ar-Ge altyapımız var ve her aşamada. Mesela biz fidancıyız ama doku kültürü laboratuvarımız var. Fidancıyız ama moleküler ıslah konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Fidancıyız ama genetik analizde çeşit tespiti yapıyoruz biz. Doku kültüründe anaç üretimimiz, çeşit ıslah programlarımız daha böyle ön plana geçmeye başladı. Bu da neyi getiriyor? Biz diğer fidancı arkadaşlarımızla da aslında kol kola yürüyoruz. Onların da tedarikçisi konumunda çalışıyoruz. Islah programlarının temeli şu fikre dayanıyor. Yerli kendi çeşitlerimizi, kendi gen kaynağımızdaki tip ve çeşitleri
Ticari değere sahip olabilecek iyi karakterlere ve özelliklere sahip başka anne ve babalarla birleştirerek yeni çeşit elde ediyoruz. Bu hassasiyetle geliştirilen bodur ve susuzluğa dayanıklı anaç Arda hem iç hem de dış pazarda talep görüyor. Daha az suyla bize meyve verdirebilecek bir anaç hedefledik ve elde ettiğimiz bitki şu nar boğum araları. Bu standart kendi annesinden veya bilinen anaçlardan daha budur. Artı kurak koşullara çok daha fazla dayanıklı. Bu çeşidimizi bulduktan sonra ıslah programımızdan Arda'yı çıkarttık, tescilledik. Birçok denemelerini yaptık. Sahada uygulamaları başladı mı? Başladı. Arda'nın. Başladı. Nasıl geri dönüş alındı? Şu an tabii gayet mutlu insanlar. Artı bizim çok güzel bir demo bahçemiz vardı. Hı-hı. Buradaki çalışmalarımızı insanlara gösterdik yıllar içerisinde. Şimdi onlardan da dönüşler çok iyi. Hatta şu an hem Türkiye'de hem yurt dışından Arda'nın lisanslı üreticisi olmak üzere talepler var. Harika. Arda kadar önemli bir diğer tescilli tür cemre. Son 2 yıldır tabii tüm Türkiye'deki birçok üreticinin de bildiği, tanıdığı ve görmek istediği güzel çeşidimiz cemre. Erikler Avrupa ve Japon erik diye ikiye ayrılıyor. Japon erik çeşitleri içerisinde ilk tür Japon erik çeşidi. Onun çıktığı dönemde bu ağırlıkta, bu görüntüde ve ayrıca şu gördüğünüz güzel kırmızı meyve etine sahip başka hiçbir erik yok. Erik, badem, kayısı, nektarin, muz, vişne, zeytin. İçlerinde onar, hatta yüzer çeşidi bulunanlar var. Şeftali dediğimiz de tek bir çeşit şeftaliden şu bahsetmiyoruz. Şu an üretimini yapabildiğimiz yaklaşık 110 çeşit şeftali var. Sadece şeftali. Nektarin de yok bunun içinde. İyi bir tarım kuşkusuz fidan seçimiyle başlıyor. Şimdi böyle bir kök yapısıyla bu bitkiyi üretici götürüp diktiğinde zaten şu üst tarafın uzunluğu falan çok önemli değil. Hmm. Önemli olan bu iyi bir kök yapısına sahipse hemen sizin toprağınıza adapte oluyor ve hızlıca üzerindeki çeşidi zaten büyütüyor. Fidan alırken üretici neye dikkat etmeli mutlaka? Öncelikle neyi sorgulamalı? Bence kesinlikle ve kesinlikle bitkinin genel sağlığı açısından köküne bakacak. Sağlıklı, hastalıklardan ari, pırıl pırıl bitki. Her bölgede her ürün yetişmiyor. Yetişse de verimli olmuyor. Arge Müdürü Emine Tanrıver, çeşitlerin toprakla buluşmasında butik bir hizmet sunduklarını dile getiriyor. Nasıl mı? Müşterimiz geldi bize diyor ki ben şeftali bahçesi kurmak istiyorum. İşte bulunduğu bölgeyi inceliyoruz. Toprakla bitkinin buluştuğu yer anaç olan kısım. O yüzden yine toprak yapısına en uygun anacı seçiyoruz. Biz o üreticimiz adına burada o anaç üzerine o çeşidi aşılıyoruz. Aşıladıktan yaklaşık olarak 6 ay sonra da kendisine fidan olarak teslim ediyoruz. Şimdi müşteri bize geldiğinde ona elimizde şu çeşit var, biz size bunu satalım demiyoruz. Sadece onun bulunduğu koşullara uygun olan çeşidi onun adına üretip satıyoruz. Böylece de butik hizmet vermiş oluyoruz. Zeytinde coğrafi avantajımızı kalite ile verime dönüştürmenin yolunu da işaret ediyor Emine Tanrıver. Zeytin öyle özel bir bitki ki dünya üzerinde sadece 11 ülkede biliyorsunuz yetişebiliyor. Biz bu nadide ülkelerden biriyiz. Akdeniz kıyımızda ve Ege kıyılarımızda, Marmara'da. Biz, bu şansı kullanabiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Neden? Her şeyde olduğu gibi onda da kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Birinci nedenlerden bir tanesi şu. Aslında zeytinyağı çok önemli bir şey biliyorsunuz. Bugün Avrupa ülkelerinde tabii. Yani bugün bir Yunanistan'da, bir İspanya'da baktığınız zaman kişi başına yıllık tüketim 10-15 litrelerde olmasına rağmen Türkiye'de biz daha 1,5 litre civarındayız. Bir 2 litre bile yapamadık bunu. Onun için de bu işi böyle çok iyi yönetemedik. Doğru türü çok... mü seçemedik? Seçemedik. Verim alamadık bu sonuç ortaya. Seçemedik çıktı. Neden? Çünkü vardı. Türkiye'de yine böyle hani baktığınız zaman gemlik çok güzel bir sofralık çeşit. Hı. Ege'deki insan da gemlik dikti.
doğudaki, kuzeydeki insan da gelmeklikti. Bölgesel farklar göz önünde bulundurulmadı. Peki alternatif ne olabilirdi? Türkiye'deki adıyla bodur zeytin diye biliniyor. Arbekina çeşidi oldukça ön planda çünkü sık dikim yapılabilen ana zeytin çeşitlerinden birisi. Dönüme yaklaşık 185-200 bitki sığıyor. Arbekina'yı dikiyorsunuz ve hemen ertesi yıl meyve başlıyor. Sanki bir şeftali ağacı gibi. Ve 3. yaşta tam verime yatıyor. 3. yaşa geldiğinde dönümden yaklaşık olarak 1 ila 1.2 ton arasında meyve alıyorsunuz. Bunun soğuk sıkımda size 1/4 zeytinyağı olarak dönüyor. Aynı zamanda Fidan Üreticileri Alt Birliği'nin de yönetim kurulu başkanı olan Gürsel Tanrıver'in son tavsiyesi bahçe kuracaklara. Kimden fidan alırsanız alın. Ama fidan bu bahçe yatırımındaki en önemli enstrüman. Geleceğinize bir yatırım yapıyorsunuz. Onun için bunda fiyat değil, kaliteli, ismine doğru çeşitler çok önemli. Türkiye'deki fidancılığın çatısı olan FÜYAP, biz arkadaşlarımıza diyoruz ki lütfen FÜYAP üyelerinden fidan alın. ARGE Müdürü Emine Tanrıver ise genç ziraatçılara bir çağrıda bulunarak sözlerini noktalıyor. Bugün dünyaya gelsem yine ziraat mühendisi olurdum. Keşke böyle daha çok zaman olsa önümde, daha yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Ben diyorum ki hani benim gibi bu işe gönül vermiş birçok insan da var. Lütfen kaçmasınlar. En azından bizim hayallerimizi alıp onlar üstüne katarak daha da büyütsünler. Şu anda da ben yine işletmemde birçok genç ziraat mühendisini bu şekilde hani gelin. Bakın benimle beraber hayallerimi paylaşın. Hani siz de benden bir adım öteye götürün diye uğraşıyorum, çaba sarf ediyorum. Olacak.